Daha fazlalaştırsınlar. Bu kul hakkıdır. Onun oradan kaçması demek sana bana ona bulaşması demektir. Anladın mı kızım? Bu çok, böyle ağızlarındaki maskesi olmayanları o kadar zoruma gidiyor ki. Ya şey Sağlık Bakanı adamcağız yaşlandı be. Yaşlandı adam. Saçı başı ağardı bizim yüzümüzden. Yani bence karantinadan kaçanları direkt hastanede gözetim almak gerekiyor. Sadece cezayla sınırlandırmak yetersiz. Çünkü bir daha aynı şeyi eylemi tekrarlayabilir. Daha doğru diyorlar. Bence hapis cezası bile gelsinler. Herkes çıkıyor kapıya. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, herkesin tehlikede. Bu bende olsun versinler. Hani her birinin de kapsına bir polis dikemezsin. Hani kişilerin bilinçli olması gerekiyor. Bilinçlendirmek gerekiyor. Covid olduğunu biliyorum mesela. Ama ortada gezebiliyor. Kimseye söylemiyor bu durumu. Diğerlerini de bulaştırıyor. Sonuçta büyük vebal bu da. Parayı diyor devlet belki de diyor sonra affeder diyenler var yani. Karantinadan kaçanlara 3150 TL ceza verildi. Sizce bu ceza yeterli mi? Ne tür cezalar verilmeli? Ya insan sağlığından daha önemli bir şey yok ki. Ceza aslında yetersiz. Az buluyorum ben karantinadan kaçanları. Çünkü insan sağlığı o da uzun olmaması gerekiyor. Yani daha ağır cezalar olması gerekiyor. Sizce ne tür cezalar? Ya yüklü miktarlarda para cezası veya hapis cezası. Yani alıp adam hapse atsan yeri yani. Çünkü kendisini değil kendi ailesini de dışarıdaki insanlara çok tehlikeye atıyor yani bu insan. Yani içeriye alıp atılması yani devletin karakolları var. En azından alıp karakolda tutabilir yani bunu çıkana kadar. Orada ihtiyacını giderir. Muayenesini gerekirse polis kontrolünde hastaneye gider gelir. Yapılabilir yani bunlar. Bence yeterli. Yani çok normal bu. Çünkü herkesin sağlığı için önemli bir şey bu. Ama bir şans verilmek zorunda herkese. Çünkü herkesin durumu olmuyor. Valla bence cezalar ağır, çok ağır. Gerçi insanlar da tutmuyor şeyler mi ama yüksek buluyorum ben. Çünkü ödeme güçlü olduğu için yani. Yoksa şey değil, cezalar yapanlara verirsin yani. Onun taraftarın ama mağdur ediyor insanlar, mağdur oluyorlar. O yönde başlayacağım şey muhteşem. Sizce Covid hastaları neden karantinadan kaçıyor? Kabullenemiyorlar herhalde. Zor geliyor. Başka şey yok. Yani yaptıkları hata da bilemiyorum. Kabullenemiyorlar herhalde. Kabul etmiyorlar. Yani insanlar çok zor durumda. Mecbur kaçıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Devlet önce o kaçanlara neden kaçtıklarını sorması lazım. Ondan sonra değerlendirmeleri lazım tekrar. Bence ceza yazmamaları lazım. Çünkü mecbur kalıp kaçıyorlar yani. Yoksa evde aç kalıyorlar. Yani yeterli değildir diye düşünüyorum. Bence hapis atılmalı. Tedbir için. Çünkü onlar yüzünden herkes korona oluyor. Öğrenciler evde tıkalı kaldı. Aynen. Bir yılları gitti yani. Herkes tedbirli olsa, önlemli olsa bu kadar yaygın olmaz, da olmaz virüs. İnşallah herkes biraz daha duyarlı olur diye düşünüyorum. Bence de. Sizce Covid hastaları neden evden kaçıyor? Bunaldıkları için kaçıyorlar. Korktukları için olabilir mi acaba? Kaçması doğru değil. Tasvip etmiyorum ben karantinada. Neyse o karantinadan şey olacak tabii bu. Ama ceza caydırıcı olacak. Buna bir de az bir şey de hapislik olacak ama. Yakaladıklarında en azından şöyle 2-3 ay diyecekler ki parayı diyor devlet belki de diyor sonra affeder diyenler var yani. Belki de duymuşsunuzdur yani. Bence yeterli değil. Sokağa çıkma yasağını biraz daha arttırmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çok şey yaptılar, müsaade ettiler. Yaşlı kısım özellikle. Her tarafta görüyoruz yaşlı kısımları. O yüzden buna tedbir koymaları gerekiyor. Bu kadar. Sizce neden kaçıyorlar? Hiçbir fikrim yok. İnan hiçbir fikrim yok. Vallahi şimdi karantinaya ilk başta yatırdıkları zaman sağlam bir yer almaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi insanın psikolojisi bozuluyor. O adamki duygu düşüncesi. Bence yani şey olarak uygun. Fiyat olarak da fazla da verilmemesi lazım. Zaten adamımız çalışmıyor kimse. Bence hastaneye ilk başta hangi hastanede yatıyorsa kaçıyorsa onlara da verilmesi lazım. Çünkü önlem alınması lazım. Bu kaçan hastalar için. E şimdi adam ne psikolojikle kaçıyor, duygu düşüncesi nasıldır? Anlatabiliyor muyum? Onu düşünmek lazım. Bence yanlış. Yeterli değil bence. Çünkü herkes önlemini alması gerekiyor.
Ceza yeterli önemli değil de uyumaları daha güzel olur. Eğer uymuyorlarsa daha değişik bir cezalar, caydırıcı cezalar olsa daha iyi olur. Ne tür cezalar verilmeli? Ya mesela hasta olup da kaçıyorsa bunun hastalığıyla ilgilenmeyecekler aslında. Caydırıcı bir ceza olması lazım. Vallahi ceza verilmeli. Bunun rakamsal olarak değil de ama insanların tedbirli olup cezadan ziyade insanların birbirini düşünmesi doğru olan. Bu ceza 10'muş, 5'miş, 3'müş rakam çok önemli değil. Önemli olan insanların sağlık için birbirini kollaması. Şey hani biraz daha fazla verilebilir cezalar ama bununla da insanlar durmuyor. Hala sağa sola kaçan insanlar var. Sizce ne yapılmalı peki? Bir fikrim yok. Yetkililerin daha geniş kapsamlı araştırmaları vesaire vardır ama hani her birinin de kapsına bir polis dikemezsin. Hani kişilerin bilinçli olması gerekiyor, bilinçlendirmek gerekiyor. Bence sokağa çıkma yasağı gelmeli yani bir an evvel yani. Şu an ortalık kötü duruma gidiyor. Ceza da gayet şu an iyi bence. Bence yeterli tabii. Çünkü herkesin geliri bir değil. Aylığı 10 bin lira olan için düşük olabilir ama asgari ücretle geçinen veya işsiz olanlar var. Onlar nasıl ödeyecek? Yeterli, fazla bile yani. Sizce? Bence de şimdi ekonomik kısıtlamalar olduğu için değil mi? Ekonomik seviyesi genelde halkın düşük olduğu için caydırıcılık anlamında yeterli. Valla bence yeterli, normal yani. Çok aşırısına kaçınmaması lazım. Yani bu dönemde insanları yormamak lazım. Bence normal. Yani bence karantinadan kaçanları direkt hastanede gözetim almak gerekiyor. Sadece cezayla sınırlandırmak yetersiz. Çünkü bir daha aynı şeyi eylemi tekrarlayabilir. O yüzden hastane odasında gözetim altında tutulması bence daha kesin bir sonuç elde edilebileceğini düşünüyorum bu şekilde. Ceza yeterli değildir. Çünkü adam işinden gücünden olmamak için kaçıyor. İşte ailesini karantina almamak için kaçıyorlar. En azından 10 bin lira, 15 bin lira bir ceza verecekler. En azından milletin sağlığından olmaması gerekiyor değil mi? Daha fazlalaştırsınlar. Bu kul hakkıdır. Onun oradan kaçması demek sana bana ona bulaşması demektir. Anladın mı kızım? Bu çok, böyle ağızlarındaki maskesi olmayanları o kadar zoruma gidiyor ki. Ya şey Sağlık Bakanı adamcağız yaşlandı be. Yaşlandı adam. Saçı başı ağardı bizim yüzümüzden. Yeterli bence de. İlla ki insan sağlığını riske atıyorlar. İlla ki ceza almak zorundalar. Yani iyi bir şey. Bence ceza gerekiyor. Yeterli 3000 lira da. Daha fazla olursa bu sefer insanlar düşmanlık yaparlar. Kötü düşünürler. Yeterli ya 3000 lira. Ama yazılması gerekiyor yani. İlla ki. Yani yeterli gibi gözükmüyor. Daha da fazla yaptırımları aslında insanların kendini temizlemesi gerekiyor. Herkes kendi evinin önünü süpürürse sokakta hiçbir çöplüğe gerek kalmaz. Yani çöpçülere gerek kalmaz. İnsanların kendini yetiştirmesi gerekiyor. Biraz da bu eğitim seviyesinden kaynaklı. Yani istediğiniz kadar bunlara cezayı verin. İsterseniz 10 bin lira ceza verin. Bu insanlar yine aynı şekilde hatayı yapacaklar. Önünü kesemezsiniz. Çünkü belli bir zamandan sonra hani Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir kelamı var. Alim anlattım, alimliğini bildi, dinledi. Cahili anlattım, cahilliğini bildi, dinledi. Ama ne anlatırsam anlattığım yarı cahili anlattım. Ne alimliğini bildi, ne cahilliğini bildi. Şu anda yarı cahillik dönemindeyiz. Millet olarak, ümmet olarak. Anlattığınızı anlamıyorlar. Eğitim sistemini güzelleştirerek bunun önüne geçebilir ancak. Başka türlü istediğiniz kadar ceza verin. O kadar mesela trafik cezaları veriliyor. Kim uyuyor? Kimse uyumuyor. Eğitim sistemiyle çözersiniz bunları ancak. Başka türlü çözülecek bir yolu yok yani. En az 5 olması lazım. En az 5 olması lazım ki hastalık ilerlemesin. Vallahi doğru diyorlar. Bence hapis cezası bile gelsinler. Herkes çıkıyor kapıya. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, herkesin tehlikede. Bu ben de olsun versinler. Bak benim de eşim öldü. 2 tane çocuğumla kaldım. Evin içinde çıkmıyor mesela. Ama benim hem erkeğim de yok. Hiçbir şeyim yok. Dışarı işine de bakıyorum. Ev işine de bakıyor yani. Az bile vermişler. Vallahi otursunlar evlerinde. Hiç kimse. Devlet her şeyi sağlıyor iyi ya da kötü. Başka ne desem ki? Bıktık bu hayattan vallahi. Bir de bu korona çıktı. İş yok, güç yok. Vallahi batmak üzereydik hepimiz. Daha ne diyeyim?
Vallahi herkes evinde otursun. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ceza yani, az bile yani. Hapis cezası bile geçse yeterlidir. İnsanların hayatı tehlikesi çok fazla. Yani kimse bilmiyor. Gerçekten sağlık problemi olanlar için daha sıkıntı. Mesela ben kronik rahatsızlığım var. Zorda kalmadığı müddetçe dışarı çıkamıyorum. Daha fazlalaştırsınlar. Bu kul hakkıdır. Onun oradan kaçması demek sana bana ona bulaşması demektir. Anladın mı kızım? Bu çok böyle ağızlarındaki maskesi olmayanlara o kadar zoruma gidiyor ki. Ya şey Sağlık Bakanı adamcağız yaşlandı be. Yaşlandı adam. Saçı başı ağardı bizim yüzümüzden. Sen ben sana bir şey söyleyeyim o maskesizlere de. Onlara da hepsinin cezasını ağırlaştırsın devletimiz de. Bunlar bir gününü görsünler. Oldu mu yavrum? Yani tabii ki bu tarz cezaların yaptırımı olmalı. Maddi olarak cezalar olsun da manevi olarak da bence bir karantina süresi falan gözlemlenmeli. Daha dikkatli olarak tedbirler konulmalı. Hani çoğunda duyuyoruz karantinaya alınması gereken hasta COVID olduğunu biliyorum mesela. Ama ortada gezebiliyor. Kimseye söylemiyor bu durumu. Diğerlerini de bulaştırıyor. Sonuçta büyük vebal bu da. Hani bunların önlenmesi çok önemli. Hem maddi ceza olarak hem de manevi olarak tedbirler alınmalı. Sizce COVID hastaları neden evden kaçıyor? Vallahi sıkıldıklarını bahane ediyorlar ama aslında çok büyük bir sorumluluk. Hani onların 14 gün sıkılması, yani 14 gün sıkılıp çekecekler bu durumu ama diğerlerini bulaştırması çok daha büyük bir risk. Böylelikle artırıyoruz işte hastalığı. Yani bilinçli olmak gerekiyor. Hastanın da, doktorun da hepsinin de bilinçli hareket etmeleri gerekiyor bence. Hem yeterli hem yetersiz kızım. Milletin gelirine göre yetersiz, gelir olmayana da yeterli, çok bile. Sizce ne tür cezalar verilmeli? Vallahi ne bileyim, para cezasından başka bir şey yok. Ne vereceğim, başka ne türlü vereceğim cezayı? Para cezasından başka bir şey ceza verilmemesi lazım.